veri merkezleri dijital süreçte verinin depolandığı kaynağın bulunduğu nokta. Bunları ne kadar yedekli, ne kadar güvenli, fiziksel güvenliği, dijital güvenliği ne kadar yüksek tutarsanız bu önemi, bu envanteri o kadar iyi koruyorsunuz. Veriye ulaşmanın artık çok kolay olduğu bir dünyadayız. Herkes elindeki cep telefonuyla veri üretmeye başladı. Son 2 yılda üretilen veriler bugüne kadar üretilen verilerin %90'ını oluşturuyor. Bu gittikçe de artacak ve süre daha da kısalacak. Artık bir insan ömrünün izleyemeyeceği kadar video oluşmuş durumda. Veri merkezleri de bu verilerin depolandığı, dataların korunduğu yer. NGN ana faaliyetlerinin dışında AR, VR, blockchain, face recognition gibi teknolojilerle de müşterilerine dijitalleşme yolunda destek oluyor. Her gün devasa düzeyde verinin üretildiği bu noktada bir veri merkezi inşa ettik. Staroff Bosporus Veri Merkezi'nde teknolojisiyle, deneyimli ekibiyle, uluslararası sertifikasyonlarıyla en üst düzeyde hizmet veriyoruz. Veri merkezimiz hem teknolojisiyle hem de içerisinde barındırdığı envanteriyle bölgedeki en güçlü veri merkezlerinden bir tanesi. Bulut ve yönetilen hizmetlerle beraber baktığımızda bulut pazarının her sene %20-25 büyüdüğünü görüyoruz. İnşa ettiğimiz veri merkezimizde de bu pazarı çok rahat karşılayabileceğimiz, cevap verebileceğimiz bir işletmeye sahibiz. Hatta devam eden çalışmalarımızın karşılığını çok yakın zamanda CIO Applications Europe tarafından Avrupa'nın top 10 yönetilen hizmet veren şirketleri arasında seçilerek aldık. Rekabete başladığı sektör itibariyle çok fazla rakip barındırmıyor aslında. Barındırdıkları rakipler ise çok büyükler. NGN ve Staroff Bosporus birleşmesine baktığımız zaman Staroff Bosporus rekabette en çok kendini ön plana çıkartan özelliklerinden biri olarak söyleyebileceğimiz operatörlerden bağımsız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir deprem afetine düşünürsek de bütün bu afetlere dayanabilecek kadar disaster üzerine kurulmuş, sismik izolatörlerle 9 plus depreme dayanıklı, elektrik altyapısıyla başlı başına 72 saat kendini ayakta tutabilecek bir data center. Bu data center'ı rakiplerinden en çok ayıran özellikleri arkasında bulunan sistem entegratörü NGN. Çünkü rakipleri sadece bunu bir barındırma hizmeti olarak, bir elektrik hizmeti olarak sağlıyor. NGN ise sistem entegratörü olarak arkasında bunu bir managed service, yani yönetilen hizmetlerle destekliyor. Bu desteklediği hizmeti de servis seviyelerini çok yüksek kalitede tutarak veriyor. Kendisine oluşturduğu bir cloud'u var. Data center'ın içerisinde bu cloud envanterini de bulunduruyor. Bu cloud rakiplerine nazaran bilinen teknolojilerden çok kendisinin yazdığı teknoloji, kendi patenti olduğu için de, kendi Türkiye patenti olduğu için de daha fazla bir fark yaratıyor açıkçası. Yatırım gün bir itibariyle harcanan para, toplanan envanterin ederi 150 milyon doların üzerine çıkmış durumda. Envanterin büyüklüğü istihdamı da getirdi. NGN çok kısa sürede 200 kişinin üzerinde çalışan sayısına sahip oldu. İstihdamını bir sonraki adımda Ankara'da bir veri merkezi açarak devam ettirmek istiyor. İlk hedeflediği rakam 500 kişinin üzerine çıkmak, daha sonrasında da 1000 kişinin üzerine çıkacak bir istihdam oluşturmak istiyor. Buradaki bilgiyi kullanan, bilgiyi oluşturandan daha çok bilgiyi yöneten bir ekibi kurmak istiyor. Şimdi verinin merkezi olacak bir dijital kale inşa ettik. Bu kalenin içerisindeki bütün verileri tutmak istiyoruz. Biz bir holding olmak istiyoruz. Bir IT holding, data center holding, cloud holding gibi düşünebilirsiniz. Biz bunun gibi birçok ürünü aslında piyasaya çıkartmak istiyoruz. Kişisel verilerin korunması kanunuyla aslında daha çok ön plana çıkan bir durum, olgu. Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması. Biz bu olgudan yola çıkarak bir girişimcilik faaliyetiyle kendi cloud'umuzu oluşturduk. Kendi cloud'umuzun altyapısı tamamen rakiplerden baz alınmış olan, rakiplerde bulunabilecek bütün hizmetleri karşılayabilecek şekilde dizayn edildi. Örneğin Avrupa'da, Amerikalı örneklerine baktığınız zaman saatlik, dakikalık ücretlendirme yapabiliyor. Çok düşük maliyetlerde depolama yapabiliyor sistemler. Biz de aynısını Türkiye'ye yansıttık. Bu girişimi, bu envanteri kullanmaya başladık açıkçası. Daha da ileriye götüreceğimiz zaman kişisel verilerin korunması kanununda envanterin Türkiye'de olması zorunluluğu açık ve net bir şekilde belirtiyor. Biz bu cloud'u Türkiye içerisinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Daha da fazla şehirden, daha da fazla noktadan gerçekten Türkiye içindeki dijital sınırlarında kalan bir
bulut olarak vermek istiyoruz. Yani Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için şu anda oluşturduğumuz cloud'umuzu kullanıyoruz. Fiziksel anlamda da inşa ettiğimiz veri merkezlerini kullanıyoruz. Şimdi müşteriler dijital dönüşüm yolculuğuna başladı, başlamaya hazır ve başlıyoruz diyecek kadar kendilerini biraz geliştirdi. Bununla beraber kendi teknolojilerini üstüne eklemeye çalışıyorlar. Artık müşteri tarafındaki şey, altyapıyı ve hizmetleri başkalarına bırakayım, outsource edeyim ve bunları yöneteyim şeklinde. Üzerindeki uygulamasını ben yazayım, yazdığım uygulamanın kendi müşterime faydasını sağlayayım şeklinde bir yönelimde. Biz de bunu şu şekilde destekliyoruz. NGN temelinde bir sistem entegratörü. Sistem entegratörüyle beraber kendi getirdiği bu gücü bir bulut entegratörüne çevirmiş durumda. Bulut entegratörüyle beraber üzerine koyacağı yeni platformlar, yeni servislerle beraber aslında bir teknoloji holdingi olma yolunda adım adım ilerliyor. Bunu hani çok kısa süre içerisinde tamamlayacağını düşünüyoruz. Çevik bir şirket, çok çabuk süreçlere uyum sağlayabiliyor. Bu uyum sağlamasının hemen arkasından da cevap verip bu cevapların verilerini toplayabiliyor. Müşterilerine verimlilik anlamında, maliyet avantajı anlamında, yönetilebilir servisler anlamında, sürdürülebilirlik anlamında, iş güvenliği anlamında birçok alanda destek olabiliyor.